Evet, yine karşınızda ben Ümit Yılmaz. İkinci videoda beraberiz. Bu videoda istersen ara ara Avrupa'da iş bulmak, ara ara Belçika'da iş bulmak özelinde soru cevap yapalım. Tabii ki de hay hay. Mesela ilk akla gelen Belçika özeline soracak olur. Sen iş teklifi aldın, kabul ettin, geldin. Ben ya da çocuğun için prosedür nasıl işliyor? Benim çalışma iznim var mı? Belçika özelinde konuşayım. Ben bunu zaten bütün iş görüşmelerinde mutlaka dile getirmiştim. Hani ben evliyim, çocuğum var, eşimin de yanında gelmesi gerekiyor. Bunu iş görüşmelerinde mutlaka vurgulayın. Ve hani onlara da yasal prosedürde destek olmalarını talep edin. Çünkü bazı firmalar şey yapıyor, ben sadece seni getiririm. Sen işte eşini çocuğunu normal yollarla getirebilirsin gibi yaklaşımda bulunuyorlar. Belçika'da zaten süreç aile birleşimi vizesi diye bir süreç var burada. Çalışma vizesiyle geldiyseniz eşiniz ve çocuğunuz otomatikman size paralel olarak buraya geliyor. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Ve benim de çalışma iznim var. Evet, Belçika'da eşin de direkt geldiği gibi prosedürleri tamamlayınca bir 15 gün, 1 ay gibi çalışma izni hakkı kazanıyor. Ama peki, Fransa'da ya da Almanya'da bu durum farklı diye biliyorum. Tamam. O emin ol, belki yorumlara gelir onlar. Emin olmadığımız için paylaşmayalım. Peki buraya ilk başta maille, sonra telefonla, sonra video konferansla konuştun ama bu firma özelinde seni yüz yüze de görüşmeye çağırdılar. Evet. Senin Schengen'in vardı. Diyelim ki bir kişi sence, yani iş başvurularında bulunmadan önce bunu göz önünde bulundurarak pasaportu ya da vizesi hazır olmalı mı? Bunları şeyden talep edebilir mi, iş yerinden? Bence talep edebilir. Benim Schengen'im, hani uzun süredir bir Schengen'im olduğu için yani hiç tereddüt etmemiştim. Burada genelde gene görüşmede, çünkü geçmişe yönelik görüşme sürecine şöyle kısaca bir özetleyeyim. Hani insan kaynaklarıyla görüşüyorsunuz. Daha sonra teknik yöneticiyle görüşüyorsunuz. Gerekirse, yani teknik yönetici pozitif ilerliyorsa sizinle mutlaka bir ikinci görüşme de yapmak istiyor. İnsan kaynaklarıyla birlikte burada da işte hani prosedürleri falan hani en son kez değerlendirip, çünkü her şeyi burada hiç çekinceniz olmasın, her şeyi sormaya çalışın. Orada onlar da çünkü bana sormuştu. Bizim hani sürecimize göre işe alım öncesi yüz yüze görüşmemiz gerekiyor. Yüz yüze görüşmeye gelebilir misin dedi. Tabii ben de heyecanlı evet demiştim. Daha sonra beni işte yüz yüze görüşmeye çağırdıklarında düşünmüştüm. Aa, nasıl yapacağız? İşte Türkiye'den Belçika'ya gideceğim. Uçak bileti, kalma, işte diğer masraflar nasıl olacak? Tabii bunu insan kaynaklarına sorduğum zaman onlar karşılamıştı bunların hepsini. Hepsini karşılamadı lütfen Ümit'ciğim ya. Bir kısmını karşılamıştı. Sadece uçak biletini karşıladı. Uçak biletini karşıladı. Ama Belçikalı, yani Ümit'in firması Fransız menşeli ve bazı konularda gerçekten oldukça bütçe kısıtına gidiyorlar. Birçok Belçika firması her şeyi karşılıyor, vize masrafı dahil. Ben naçizane şöyle düşünüyorum. Yine de en azından pasaportunuz olsun, hani vizeniz olmasa da. Çünkü yine senden bildiğim kadarıyla Türkiye'nin işte bu mesela bir Avrupa Birliği vatandaşı buraya daha kolay geliyor. Biz daha zor geliyoruz. Bizden çabuk vazgeçebiliyor sanki firma. Evet, maalesef bir de vize prosedürlerinden dolayı bizden çok çabuk vazgeçebiliyorlar. Şöyle bir örnek vereyim. Hani bizim İspanya'daki fabrikada aynı pozisyon için eleman ihtiyacı vardı. Hani müdürle görüşürken dedi ki hani tanıdığın bir arkadaşın var mı? Daha sonra ben bakayım dedim. Daha sonra dedi ki ama dedi bize işte 2 ay sonra başlaması gerekiyor. Bu da zaten notice period'un işte süresi 2 ay gibi öyle geçiyor. Ama bizim Türkiye ile Belçika arasında yasal çalışma süreci imzaladıktan sonra ortalama 5 ay sürdü evrakların gelmesi. Senin Schengen'in olmasına rağmen. Evet. Yani şey, o yüzden yöneticim de bunu tercih etmemeye çalıştı. Dolayısıyla yani bu benim fikrim. Senden de örneklerinden de diğer ekspatlarla da görüşüyorum. Dediğim gibi hani Schengen belki şu dönemde vize almak zordur. Schengen olsa süper tabii de. Yoksa bile pasaportun hazır olması mantıklı.
Evet. Sen buraya sınırlı sözleşmeli mi geldin? Bu da çok soruluyor. Bir de biz Belçika'yı biliyoruz ama senin başka ülkelerde hali hazırda çalışan arkadaşların da var. Duyduklarını da paylaşabilirsin kendi durumunu söyledikten sonra. Bu konu hakkında genelde ben kontratlı işleri çok tercih etmedim. Hani bizim Türk bir garantici yanımızdan dolayı kontratlı işler işte 1 sene, 2 sene, ama Avrupa'da da çok yaygın bu tarz işler, ama devamı da geliyor. Hani 3, 5, 8, 10 sene kontratlı çalışanlar var. Ben normal kadrolu, normal olarak geldim. Kontratlı işlerin avantajı, dezavantajı da var. Bu size göre şey olabilir, değerlendirebilirsiniz. Ama şeyi düşünmeyin kesinlikle burada. İşte 1 sene sonra kontrat bitince beni işten çıkaracaklar. Mutlaka firmanıza görüşün. Hani bunun devamı olacak mı, olmayacak mı? Çünkü şey kolay değil. Hani farklı bir ülke değiştiriyorsunuz. Tüm ailenizi değiştiriyorsunuz. Yaşam stilinizi değiştiriyorsunuz. Hani burada onların hepsini iyi değerlendirmek gerekiyor. Karşı taraf da bunu anlayışla karşılayacak. Kontratlının avantajı benefitler artı maaş olabiliyor. Vergilerden dolayı farklılık olabiliyor. Kadrolu işlerde gene benefitler, vergi, maaş farklı olabiliyor. Kadrolunun avantajı şey olarak bakıyorlar. Belçika nezdinde söyleyeyim size bunu. İşte banka hesabı açılmasında, kredi kullanmanızda ya da ev kredisi çekmede kontratlı işin süresi bitecek. Ondan sonra sizi böyle hani belki çalışmayacak gibi değerlendiriyor, ama kadrolu bir işteyseniz bir sıkıntı çıkarmıyorlar. Hani bu tarz ikinci prosedürlerde, banka işleri gibi işlemlerde. Belki kulağa saçma geliyor olabilir ama ben bunu şöyle yorumluyorum. Hani çoluk çocuk sahibi olan insanlar birazcık daha azıcık aşım kaygısız başım ama sanki böyle hani çocuğu olmayan ya da bekar olan arkadaşlar kontratlılara daha sıcak bakabilir kısa vadede daha çok kazandırdığı için. De bu benim şahsi yorumum. Yani değişenler, yıllık izinler de oluyor mesela. Hani sizin yaşam tarzınıza göre neye önem veriyorsunuz? Hani bizim tüm ailecek buraya geldiğimizden dolayı, artık yaşamımızı burada sürdüreceğimizden dolayı yıllık izinler önemli. Kontratlarda hani belli bir limitte oluyor. Ama kadroda yasa gereği işte yıllık izin tazminat kısmı Avrupa standartlarında yapması gerekiyor. Sen Belçika dışında başka ülkelerle de görüştün. Bazen firmanın kendisiyle görüştün, bazen de aracı insan kaynakları firmasıyla. Senin deneyiminden yola çıkarak tamam burası oldu, diğerleri nihai sonuca ermedi ama hangisini tercih edersin? Sektörünüze göre bu değişiyor ve firmanın büyüklüğüne göre. Firma büyükse aracı insan kaynaklı yöneticiler aracı insan kaynaklarından gelen firmaları hemen alıyorlar. Ama küçükse zaten çok fazla aracı insan kaynakları firmalarını tercih etmiyorlar, ya da ediyorlarsa da çok inceleyip sık dokuyorlar. Yani başvuran açısından bir değişiklik yok. Aracı insan kaynakları firmaları sizinle daha fazla böyle görüşüyor. 3 defa, 5 defa belki. Hani bir an önce işlemi bitirmeye çalışıyor. Biraz hızlı ilerliyor prosedürü. Ama firmanın kendi kadrolu insan kaynaklarıyla çalışıyorsanız zaten iş rutini, işi yoğunsa belki size 3 hafta sonra geri dönüş yapıyor. Yavaş oluyor ama emin adımlarla oluyor gibi. Yine buraya gelen başka bir ekspat arkadaş bana şey dedi. İlk başta işte aracı firmayla görüşmüş şu an çalıştığı yerde eşi. İnsan kaynakları danışanı mı derler ona artık bilmiyorum. Neyse görüştüğü kişiyi aşıp firmaya direkt mail atmış eşi niye beni almadınız diye. Bunun üzerine sinirlenmiş biraz aracı kişi ve sonrasında arayı yumuşatmışlar vesaire. Yani aslında o aracı olan insan kaynakları firmasındaki kişiyle de kurduğumuz diyalog amacımızı nihai olarak net bir şekilde belirtmemiz sanki lehimize oluyor, değil mi? Evet, mutlaka. Çünkü şey olarak algılanır, Avrupa'da genel olarak hani birazcık araştırdıysanız şehir bile değiştirmek çok düşük oranda. Hani insanlar şehrini bile değiştirmek istemiyor. Hani doğmuş, büyümüş hep aynı bölgede. Siz farklı bir ülke değiştireceksiniz. Hani gerçekten karşı tarafa bunu ikna etmeniz gerekiyor. Ve bazı firmalar, yöneticiler ya da insan kaynakları yaptığınız görüşmelerde bunu soruyor. Niye? Yani sizi motive eden nedir hani bu ülke değiştirmede? Yani bizim doğrultumuz konusunda ben buna içtenlikle olduğu gibi cevap vermiştim. Ama bu soruya
mutlaka hazırlıklı olun derim. Yine bir başka expat arkadaş, o mühendis, yani endüstri mühendisi. O da bana şunu söylemişti, sen böyle deyince aklıma geldi. Ben onları taşınacağım konusunda ikna edemedim, buna inandıramadım dedi. Bu konuda da senin de söylediğin gibi yine ayakları yere basan yanıtlar ve kendinden emin yanıtlar vermek lazım. Taşınacağınıza, aile boyu taşınacağınıza, bunun büyük bir karar olduğuna, bunun da farkında olduğunuza ikna etmeniz lazım. Sanki bunu yaparken parasal olarak da hani böyle ben fakir bir ülkeden geliyorum, o yüzden geleceğim, yalvarırım alından ziyade ne demek lazım? İlk önce niye taşınmanız gerektiğini kendiniz ikna olduktan sonra, yani bunu karşı tarafa içtenlikle söyleyin. Hani bunu daha önceki Ayşe Hanım sizinle konuşmalarımızda işte bu soruyu sorduklarında şöyle dedim, böyle dedim dediğim zaman, aa keşke hani bu kadar da transparan olmasaydık diye konuşmuştuk. Ama yani gerçek neyse onu vurgulayın. Karşı tarafta sonuçta sizi değerlendiren, hani ulusu bırakın, o da bir insan. O da anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Burada fakir de yanlış anlaşılmasın. Hani bizim şu an ülkemizde böyle bir algı var ya, hani biz çılgınlar gibi vize reddi yiyoruz. İşte ekonomimiz çok kötü. Bu bizim kendi içsel bunalımımız. Bizi değerlendiren insan kaynakları firmaları ya da firmalar duruma böyle falan bakmıyor. En fazla şuna bakıyor olabilirler. Vizemiz yok, çalışma prosedürünü geç alıyoruz. Hani en fazla taktıkları şey bu olabilir. Bu konular bizim hani ailesel sorunumuz, kendi iç motivasyonsuzluğumuz. Dünyada bize böyle bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Yani da, ya da bir firmanın, bir insan kaynakları firmasının insana bakış açısının bu olduğunu düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani buradakiler için hiç şey değil. Hatta belki Türkiye'nin konumunu bilmiyordur. Hani sizinle görüşen insan sadece çalıştığı firmanın önündeki görev tanımında belirtilen maddeleri karşılıyor musun, karşılamıyor musun? Ve bununla hani hemfikir misin, değil misin? Onu sorguluyorlar. Bir soru daha. Buyurun. Önüne iş teklifi geldi. İşte artık sonuç, nihai sonuca vardın. Herhangi bir ülkede, herhangi bir iş tanımında. Direkt cumburlop atlamalı mısın? Teklif geldiğinde ilk önce havalara uçuyorsunuz. Cumburlop atlamalı mısınız kısmına bence atlamayın derim. Mutlaka şey yapın, değerlendirin. Uyan, uymayan maddeleri not edin. Ve insan kaynaklarıyla mutlaka, bence hani uysa bile ikinci kez bir görüşme talep edin. Mutlaka anlaşılmayan ya da eksik kalan yerler vardır. Ve bir tık üstü için zorlayın derim. Hani bu benim naçizane tavsiyem. Bir tık üstü için derken, hani maaşın olabilir, benefitlerin olabilir ya da sizin ihtiyacınız olan başka şeyler varsa onları mutlaka insan kaynaklarına sorun. Mesela bizde maaşı Avrupa'da genelde işte yıllık size teklifi şey gönderiyorlar. Yıllık brüt olarak işte şu kadar x euro olarak gönderiyorlar. Ben direkt zaten hani ilk sorum onlara, dedim ki ben hani Belçika'yı bilmiyorum, vergi sistemini bilmiyorum. Benim aylık cebime ne kadar net para girecek? Soru çok basic. İnsan kaynaklarındaki arkadaş sağ olsun oturdu, ay ay yazdı. Vergi kesintisi bu, işte eşin çalışırsa bu, çalışmazsa bu, çocuğun varsa bu deyip bütün tanımlarımı oraya koyup aylık cebine girecek parayı tek tek Excel'de hesaplayıp önünüze koyuyor yani. Bunu da hepsi yapıyor. Bir de şunu da belirteyim, ben yine hani buradaki diğer expat arkadaşlarla konuştuğumuzda şunu fark ediyoruz. Belçika menşeli firmalar, bu bir genelleme tabii ki, spesifik özellikle şey spesifik olanları vardır, spesifik durumları. Yan haklarını bir paket olarak veriyor zaten. Diyor ki ben işte yani Avrupa dışında herhangi bir yerden bir kişi getirdiğimde zaten ben ona araba veriyorum, atıyorum işte telefon veriyorum, vize masraflarını karşılıyorum, ailesinin biletlerini alıyorum. Bu teklifin içinde var ama seninki Fransız firması ya da Belçika menşeli dışındaki firmaların çoğunda şey var. Yıllık bu kadar brüt, al imzala. Senin de dediğin gibi detaylara girmek çok kıymetli. Aksi halde
Bu işte Avrupa rüyası ya da işte hevesi buraya geldiğiniz ilk 2-3 ayda son bulabilir. Mutsuzluğa sebep olabilir bu iki taraf için de. Hani siz mutsuz olursanız performans sağlayamazsınız, iş yeri için verimli olmazsınız, sonucu daha kötü olur. O sebepten dolayı hani baştan gelmeden her şeyi hem yazılı hem net anlaşılır bir şekilde iki taraf olarak anlaşırsanız daha iyi olur. Son soru. Buyurun. Deneme süresi gibi bir süre var bazı yerlerde. Bu gerçekçi mi? Mesela size sana 3 aylık deneme süreci verdi. Elimin ayağımın dolaşmasına gerek var mı? Belçika'da deneme süresi yok yasal olarak. Hı. Yani bu Fransa'da, Almanya'da var diye biliyorum ama Belçika'da yasal olarak deneme süresi olmadığından dolayı, yani bu biraz da sizin kişilik yapınıza bağlı. Hani herkeste bir şey vardı ya, firmaya yeni girmişim işte yeni kendimi bir göstereyim. Hani ne kadar pozisyonunuz ne olursa olsun hani bir kendini gösterme çabası, yetkinliklerinizi ortaya koyma çabası vardır. Herkes de ister istemez oluyor. Ama şey korkusu kesinlikle olmasın. Çünkü firma o kadar zahmete girmiş, sizi farklı bir ülkeden buraya getirmiş ve hemen 1 ay sonra, 3 ay sonra sizi çıkaracak diye bir aklınızda devamlı yer kaplayan bir düşünce olmasın. O düşünceyi bence uzaklaştırın derim. Daha az stres olabilmek Evet. adına. Belçika Göç YouTube hesabından Avrupa'da çalışmak, Avrupa'da çalışmakla ilgili sorular sorduk, yanıtlar aldık Ümit Yılmaz'dan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.